Konya gezimize şöyle Konya'nın çevresinden başladık. Otogar'ın çevresinden başladım bir gezmeye. Tabii ki Mevlana'ya doğru gideceğiz. Ama öncesinde şöyle bir Konya'nın çevresini göstereyim dedim. Buradan Mevlana'ya gidiyoruz. Mevlana'da bakalım neler göstereceğim. Tabii ki böyle güzel yerler var. Mevlana'ya geçtik. Mevlana'nın çevresine bakıyoruz şöyle. Tabii ki burası türbenin ilk giriş kısmı. İlk dışarıdan çekimi. Türbenin avlu kısmı. Avlu kısmında Selçuklu'ya ait eserler de var. Osmanlı eserleri de var. Ama genellikle Selçuklu eserleri daha çok mevcut. Orada mesela Selçuklu Çeşmesi var. Bu çeşmeden birkaç yerde daha gördüm ben. Onları da gösterecektim de onları göstermeyi unutmuşum. Bir dahaki gidişimde gösteririm. Yani çeşmenin yapısı biraz tuhaf geldi bana. Ama güzel bir yapısı var. Tabii ki bu yapı herkes için fark edebilir. Ben tabii ki tarihçi değilim. Tarihçi olmadığım için de bilemem. İç kısmını gösteriyorum. İlk giriş kısmı burası. Giriş kısmında böyle hatlarla karşılıyorlar sizleri. Hat sanatları var. Yani girişteki hatları göstermeye çalıştım. Kabe resmi. Ondan sonra çeşitli dualar, hatlar, yapılar. Mesela buradaki hat sanatını elle yapılan da var. Baskı olan da var. Bunlar genelde el yapımı olanlar. Tabii ki türbenin içini de göstereceğim. İç kısmında tabii türbenin belli yerler var. Giremediğimiz yerleri de oldu. Oralara zaten hiç kimse giremiyor. Ben de dahil olmak üzere. Yani giriş kısmı böyle. Giriş kısmında Osmanlı, Türk sanatı. Hani çeşitli sanatlardan var. Tabii bazı bölümlerini gezemedim. Niye derseniz malum durum. Bazı bölümleri kapalıydı, bazı bölümlerine giriş yasak. Giriş yasak olan bölümlerine giremiyoruz. Türbenin içine doğru şöyle geçiş yapacağız artık. Yavaş yavaş böyle görüyorsunuz Osmanlı tuğralarını, belgeler. Bunların genelliği belge olarak kullanılır. Tabii kağıtların her zaman olduğu gibi çeşitleri mevcut. Yani dıştan görünümüyle içten görünüm biraz farklı olabiliyor tabii ki. Şimdi yavaş yavaş içine doğru girdik. İşte böyle gördüğünüz gibi kümbetler mevcut. Tabii ki kümbetlerin tamamı dolu olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü göremediğimiz için alt kısımlarını bilmediğim için alt kısımlarını göremiyoruz. Sadece böyle üstten görüntülerini alabiliyoruz. Tabii ki orada kimlerin olduğu, kimlerin yattığı görünüyor ama benim malum kameram çok iyi değildi. Daha doğrusu telefonla çektiğim için bu kadar çekebildim. Yani böyle görüntüleri gösteriyorum sizlere. Ben de tam tarihçi olmadığım için, ben sadece gezi amaçlı videolar yaptığım için, tarihçi olmadığım için sizlere bir şey söyleyemiyorum. Yani sanatları, hatları hepsini göstermeye çalıştım. İşte Mevlana'nın kabrini göstermeye çalışıyorum sizlere. Sol tarafımda daha çok Mevlana'nın kabri. Tabii ki göreceksiniz onu da. Mevlana Celaleddin Rumi olarak bilinen kişinin kabrini göstereceğim. Kabri biraz büyük. Daha doğrusu kümbeti biraz büyük. Gerçek kabri tabii ki kümbetin altında. O girişi ben size göstermeyi unuttum. Açık açık söyleyeyim baştan. Orayı göstermeyi unuttum. Niye diyeceksiniz? Ben tabii ki bir tarihçi olmadığım için sadece içerik olarak sizlere gezdirmek istediğim için böyle bir şey yaptım. Yavaş yavaş tabii ki o taraf çok kalabalıktı. Hani size içeriği de göstermek isterdim ama malumunuz üzere kişilerin hak ve hürriyetlerini koruma amaçlı çok kişinin göstermemek için uğraştım. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrine doğru yaklaştık. Şu gördüğünüz kısımda, büyük kısımda hemen ekranın sağ tarafına doğru baktığınız zaman sağında tam net olarak çekmişim. İnceleyememiştim. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabri şerifi. Kabri şerifin tam alt tarafında Mevlana'nın gerçek kabri. Bu sadece kümbet olarak görünüyor.
Gerçek kabir biraz daha aşağıda. Şimdi yavaş yavaş diğer hatlara doğru geçmeye başlayacağız. Diğer hatlar da var. Tabii ki hat sanatı çok fazla. El yazımı, Kur'an-ı Kerimler, küçük Kur'an-ı Kerimler, yani birçok yazı çeşidi var. Ben tabii ki sizlere bunları anlatıyorum ama ben de tabii ki yorulmak üzereyim. Dilerseniz ki telif hakları yüzünden videolara bir türlü müzik koyamıyoruz. Bunu da buradan dile getireyim. Tabii ki daha çeşitli yerleri de sizlere göstereceğim. Beyşehir'i gezdireceğim. Yani Konya ve çevresini önce bitireyim istiyorum. Ondan sonra diğer illere doğru geçeceğiz. Yani Konya ve çevresini bitirmeden diğer taraflara geçmeyi pek uygun bulmadım. Çünkü bayağı bir uzun yer, biliyorsunuz. Yer küçük değil. Bayağı büyük. Hani il olarak da büyük. Çevresinde çok eser var. Çok yerler var. Onları da göstereceğim size. Selçuklu döneminde göstereceğim. Osmanlı döneminde göstereceğim. Tabii ki bunlar zaman alan işler olduğu için, biliyorsunuz benim de zamanım kısıtlı. Hani böyle bir günlük, iki günlük yerleri göstermeye çalışıyorum sizlere ama gerçekten çok uzun sürüyor. Hani ister istemez ben de sizlere gösterirken zorluk çekiyorum. Yani burada mesela gördüğünüz eserlerde çoğunluğu el yazması olmak üzere gerçek eserler de var. Yani tabii ki hepsi gerçek, lakin çoğunluğu el yazması olduğu için çok dikkatimi çekti. Çok eser var. Atıyorum orada bulunan eserlerden mesela bazıları özel yapım, bazıları el işçiliği, bazıları çok dikkatli yazılmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'in en ufağını da gördüm. En büyüğünde. Bunlar mesela hepsi el sanatlarıyla yazılmış. Tabii ki siz gördüğünüz üzere ben böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Ama sizi tabii ki daha detaylı göreceksiniz. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel bir atmosfer. Hani herkesin gezip görmesini istediğim bir atmosfer. Ben de girdiğim zaman tabii ki duygulandım. Girişinden çıkışına kadar her yerini incelemeye çalıştım elimden geldiğince. Çünkü biliyorsunuz bu işler kolay değil. Ekip işi olması lazım ki ben tek başıma bir şeyler yaptığım için ekibim yok. Tabii ki sesleri ben şu an dıştan seslendiriyorum. Dıştan seslendirmek zorunda kaldım çünkü gerçekten orada seslendirmeye katsam oranın atmosferine, duygusunu, durumuna gerçekten ayıp etmiş olurdum. Kendi açımdan söylüyorum. Tabii ki ben böyle anlatıyorum. Sizler de tabii görüyorsunuz nasıl bir yer olduğunu. Bana tabii sorabilirsiniz. Nasıl gidebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Hani gidiş kısımlarını çekemedim. Çünkü çok zorlu şekilde gitmeye çalıştım. Yani oraları ben özel programda anlatırım sizlere. Şu an gördüğünüz gibi böyle eserleri tek tek göstermeye çalışıyorum. Sakalı Şerif vardı orada. Sakalı Şerif'i de gösterdim. Ama Sakalı Şerif gerçek Sakalı Şerif mi, değil mi? Onu tam ben de bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey de diyemiyorum. Ama gerçekten güzel yer. Herkesin gidip görmesini istediğim bir yer. Ben şahsen görmeyi çok istiyordum. Yani çocukluğumdan beri istiyordum. Allah nasip etti. En sonunda gidip görebildim. Sizler de tabii gitmekte özgürsünüz. Beraber de gidebiliriz. Bana dediğiniz zaman işte Mehmet biz de gidip görmek istiyoruz. Bizimle beraber gelir misin? Tabii ki gelirim. Kendimi ayarlarım. Sizler de ayarlarsınız. Beraber gider gezeriz, görürüz. Orada beraber çekimler de yaparız. Hani benim için sorun değil. Önemli olan sizlerin gelip böyle etkileşim içinde hep beraber bir görmek, gezmek. Hani daha farklı yerler de var. Genelde mesela gösterdiğim yerlerde çoğunlukla Kur'an-ı Kerimler, hatlar, şeyler. Ben mesela hat sanatına düşkünüm. Yani bunu açıkça söyleyeyim, hat sanatına düşkünüm. Ama gördüğüm yerin
şeylerini baktığım zaman böyle çok dikkatli de incelemeye çalışırım. Ha, tabii tekrar diyorum, ben bir tarihçi değilim. Sadece tarih tutkum var. Tutkuyla gerçek tarihçi olmak arasında çok fark var. Gerçek tarihçiler tabii ki bunların çok detaylarını biliyor. Biz tabii ki çok detaylarını bilemeyiz. Ben sadece gezip gördüğümü, kendi duygu ve düşüncemi anlatabilirim. Hani gerçekten güzel yer, gerçekten gidilip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum da. Hani gezip görmenizi, buranın atmosferine bakmanızı çok isterim. Hani neler var dersiniz? Güzel yerler var. Hani kalabalık olan yerleri var. Aşırı kalabalık değildi ben gittiğimde. Ben tabi biraz erken mi gittim, geç mi gittim dersiniz. Ben biraz erken gittim. Hani çok kalabalık olmayacak bir güne denk getirdim. Öyle diyebilirim size. Hani gerçekten gezilip görülmesi açısından güzel bir yer. Ama nasıl dersiniz, hani o gördüğünüz televizyonda size devasa gösterilen yerleri, ben açıkça söyleyeyim, ufak yerlermiş. Hani televizyonda böyle koca koca alan gibi gösteriliyor. Aslında büyük bir alan değil. Hani videonun sonlarına doğru zaten göreceksiniz. Odaları gezmeye başladığımda orada görürsünüz zaten. Odalarda ufak ufak odalar. Hani bir kişinin sadece uyuyup ve Kur'an'ını okuyup dinini orada yaşaması için hücre denilen yerler böyle. Hücre hücre, oda oda yapılmış. Onları da tabii göreceksiniz nasıl olduğunu. Onları da göstermeye çalıştım. Hani ben şu an hızlı anlatıyorum gibi geliyor sizlere ama gerçekten kolay bir şey değil. Ben bir tarihçi olmadığım için, bir de sesli çekim yapmadığım için orada bir kendimi kötü hissettim. Neden sesli çekim yapmadım diye. Aslında sesli çekim yapsaydım daha güzel olurdu. Daha rahat anlatabilirdim sizlere. Ha, tabii ki diyeceksiniz, duanı okudum mu? Okudum. Orada namaz kılabileceğiniz yerler de var. Oraları gösteremedim. Mahremiyet açısından. Malum mahremi önem gösteren biri olduğum için, hatta videonun içerisinde de görmüşsünüzdür. Hiç kimseyi çekmemeye çalıştım. Elimden geldiğince insanlardan müsaade alarak hani çekmemeye çalıştım. Çünkü insanların kişilik haklarına müdahil olmak istemediğim için hani dikkatli bir şekilde çekmeye çalıştım. Ben tabi alttan anlatıyorum. Ben tarihçi olmadığım için detaylı anlatamıyorum sizlere nasıl bir yer olduğunu. Sadece kafanızda oluşması için söylüyorum. Yani gerçekten güzel bir yer. Gerçekten gidilip görülmesi gereken bir yer. Hani bundan sonraki çekimlerimi gerçekten sessiz yapmayı planlıyorum. Çünkü orada o anda o duyguyu yaşamanızı istiyorum. Ben bunu gerçekten ilk defa yaptığım için, bu formatımı ilk defa yaptığım için bu formatta gerçekten ben de zorlandım. Hani açık söylüyorum. Niye derseniz, çekimi, ekstra seslendirmesi, o bu derken gerçekten ben de zorlandım. Gerçekten sizlere söyleyeyim, yani gidip görün. Hatta beraber gezelim diyorum. Beraber gezelim. Beraber görelim. Hani gerçekten ben de burayı görmeyi çok istedim. Dediğim gibi çocukluğumdan beri istiyordum ama sonunda gidip gördüm. Nasıl bir yer olduğunu az çok kafamda tahayyül edebiliyordum ama orada yaşanılan atmosferle size televizyon karşısında, YouTube karşısında anlatmak çok farklı. Hani tabii ki insanların farkı oluyor. Ne gibi bir farkı oluyor? Anlatırken, yaşarken, gösterirken, içerikleri çekerken biz tabii ki fark ediyoruz. Her şeyin farkında oluyoruz. Lakin sizler izlerken veya bizler anlatırken, mesela şu an siz görüyorsunuz nasıl yerler olduğunu,
nasıl bir duygular olduğunu, hücre sisteminin nasıl olduğunu. Ben tabii ki size anlatmaya çalışıyorum buradan elimden geldiğince. Ama anlattıkça tabii ki sizler de farkındasınızdır ne kadar zor bir şey olduğunu, hani nasıl bir yer olduğunu, o duygunun nasıl olduğunu. Hani yaşayıp görmenizi çok isterim. Kendi açımdan da söylüyorum istediğimi. Hani beraber de gidip görelim diyorum. Bakın bunu kolay kolay bir YouTuber söylemez. Ama tabii ki daha farklı yerler olacak. Hani buralarda çekim yapacağım çok alan var. Ve ben diğerleri gibi hani size demiyorum ki Avrupa'nın şu ülkesi güzelmiş, Fransa'nın bu ülkesi, kendi ülkemi tanıtmaya çalışıyorum. Kendi ülkemin güzelliklerini tanıtmaya çalışıyorum. Yani yurt dışı beni ilgilendirmez. Zaten gidemiyoruz da vize de alamıyoruz. Onu diğer programda anlatacağım. Hani şu anki olduğu durumu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Gerçekten güzel yerler, gerçekten gidilip görülmesi gereken yerler. Hani sizler diyeceksiniz, gittin gördün ne hissettin? Çok farklı duygular hissediyor insan. Hissetmiyorum diyen insan yalan söylüyordur. Hani bunu ben kendi açımdan söylüyorum. Hissetmiyorum diyen varsa gerçekten yalan söylüyordur. Gerçekten inanmayın derim. Hani videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama gerçekten ben çok duygulandım orada. Gidip gördüğüm zaman, neler yaşadığımı anlatmaya kalktığım zaman gerçekten anlatılacak gibi değil. Gerçekten anlatmaya kalksam bitmez yani. Video bitmezdi. Hani ben oraya gittiğim, gördüğüm, yaşadığım nasıl bir yer olduğunu görünce hani size şey gibi geliyor böyle. Çok değişik bir insanın anlatamayacağı bir duygu geliyor. Hani bunları ben gerçekten sesli o anda anlatıp da o anki duygumu size geçirmek istiyorum. Burada dışarıdan anlatıp da dışarıdaki duyguyla içerideki duygu çok farklı oluyor. O anki duyguyu o an anlatmak lazım aslında. Hani dışarıdaki duyguyu anlatamazsınız. Ben tabii böyle kendim konuşuyorum ama hani size oraları gerçekten o anda anlatmayı çok isterim. O anki anlatım çok farklı olur. Dışarıdan anlatımla tabii ki olmaz. Dışarıdan anlatımla ne yapabilirim? En fazla böyle anlatmaya çalışırım. Ama o anda canlı canlı anlatsaydım daha bir farklı olurdu. Tabii ki bunları yapacağım. Yapmayacağım demiyorum. Hani şu anki anlattığım durumla o anki durumum çok farklı olabilir. O an çünkü birebir duyguyu anlatabiliyorsunuz. Burada şu an birebir duyguyu anlatamıyorum. Hani o anki duyguyla eşleştiremiyorum kendimi. O anki duyguyla şu anki duygu çok farklı oluyor. Şu an normal anlatıyorum sizlere. Normal bir sohbet programı gibi anlatıyorum. Ama o anki duygu çok 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 farklı. Hani gerçekten görmenizi istiyorum. Gezmenizi istiyorum. Nasıl bir yer olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Hani geleyim, göreyim dediğiniz zaman tabii ki başımla beraber ben gezdiririm, gösteririm, götürürüm. Hani oraları beraberce tetkik ederiz, beraberce tartışırız. Hani bu sadece oraya gittim, çekim yaptım, bitirdim, geldim duygusuyla değil. Hani dışarıdan anlatımla içeride olan anlatım çok farklı olurdu. Ben bunun eksikliğini yaşadım. Hani bir daha size yaşatmayacağım. Hani bunu buradan tekrar söyleyeyim. Hani sonradan demeyin bana, ya oraya kadar gittiğinde niye sesli çekim yapmadın demeyin. Çünkü gerçekten çok zor bir işlem. Çok zor bir iş. Orada çünkü bir atmosfer var, bir şey var. Ama bundan sonra gideceğim yerlerde gerçekten kendim seslendirmek istiyorum. Kendimi göstere göstere, burada göstermedim. Ama bir dahaki videolarda gerçekten üstüne basa basa geleceğim. Kendimi de göstereceğim. Sizler de görün nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir duyguda olduğumu. O anda anlatmak istiyorum. Tabii farklı yerlere de gittim. Ama dediğim gibi daha detaylı çekimler yapılacak.
Şimdilik benden bu kadar diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani bir dahaki videoda dediğim gibi yapacağım. Kendim çekeceğim. Kendimi göstere göstere çekeceğim. Bu acemilik diyelim. Hani acemilik oldu. İlk acemilik. İlkin günahı olmaz derler. İlk videonun acemiliği olsun. Ama bundan sonraki gezilerde gerçekten kendim sesli böyle kendimi göstere göstere çekeceğim. Sizlere de yayınlayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma destek vermek için abone olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar seyredebildiyseniz ne ala benim için.